Evet Zeynep ya, gerçekten de çok komik. Ben de çok seviyorum bu çizgi filmi. Tabii ben sokaklardayken izleyemiyordum. Olsun Ali, artık sokakta değilsin. Bizimle yaşıyorsun. Evet evet, artık çok şanslıyım. Bir evim var, televizyonumuz var. Bak ne güzel çizgi film izliyoruz. Şu anda sokaklarda ne yapıyordum kim bilir. Arkadaşlar, Ali ve Zeynep gördüğünüz gibi birbirine çok yakışıyorlar. Ne kadar da tatlılar. Eğer onların sevgili olmasını istiyorsanız bu kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer beğenip abone olursanız onlar sevgili olacaklar. Hadi bakalım videomuza devam edelim. Boşver Ali, o günler artık geride kaldı. Ben senin yanındayım. Sen çok iyi birisin Zeynep. Benim hayatımı değiştirdin. Burada olmasaydım ben sokaklarda sürünüyordum. Bebek asker, oğlum ben bu çocuğa uyuz olmaya başladım ya. Yoksa bizim kız kardeşimize mi yürüyor bu? Bilmiyorum ki bebek asker, çok sinirleniyorum ben de. Mahvedeceğim bunu. Oğlum böyle olmaz bak. Oğlum böyle olmaz bak. Resmen bizim gözümüzün önünde kız kardeşimize yürüyor bu. Ulan yoksa bunlar sevgili mi? Saçmalama oğlum, öyle şey mi olur ya? Mahvederim bak bunları, çok sinirlenirim. Bunlar sevgili olabilirler oğlum. Baksana şunlara, yan yana çizgi film izliyorlar. Gidip ağzını burnunu dağıtacağım şimdi şunun, bir de gülüyorlar. Dur oğlum, emin olmadan bir şey yapmıyor lan. Babam çok kızar yoksa, biliyorsun. Evet evet, doğru söylüyorsun. Babam çok kızar. Neyse, emin olalım da öyle dövelim şu Ali'yi. Aynen aynen, o Ali'yi tek kıstırıp sıkıştıralım be. Eğer gerçekten kız kardeşimize yürüyorsa döveriz yani. Ali ben çok sıkıldım evde, hadi dışarı çıkalım. Tamam Zeynep, hadi gidelim, gel dışarı. Dur Ali, önce bir abime sorayım. Abilerime sormadan dışarı mı çıkacaksınız? Tabii ki de hayır. Ya ama neden abi? Aynen oğlum, niye hayır diyorsun? Allah Allah, sen de iyice kafayı yedin ya. Çıkabilirsiniz tabii dışarı Zeynep. Hadi bakalım, çok geç kalmayın, yürüyün. Yaşasın, sağ ol abi, sağ ol. Hadi Ali, çıkalım dışarı, yürü gidelim. Bebek asker, ne yaptın oğlum? Neden izin verdin? Manyak mısın? Dur oğlum dur, hemen endişelenme. Aklımda bir şey var. Şimdi bunlar dışarı çıkacak. Biz de gizli gizli takip ederiz. Bakalım sevgili mi değil mi? Doğru, güzel plan. Eğer sevgililerse yakalarız. İkisini de döveriz. Aynen öyle. Çaktırmadan takip edelim. Yürü yürü. Nereye gittiler oğlum bunlar? Bulmamız lazım bir an önce ya. Allah Allah, şöyle gidelim. Allah Allah, nereye kayboldu bunlar? İşte oradalar oğlum, işte oradalar. Saklan, sakın gösterme kendini, saklan. Ne yapıyorlar onlar orada öyle ya? Allah Allah. Bilmiyorum ki, galiba dondurma alıyorlar. Baksana şunlara. Niye dondurma alıyorlar? Yoksa bunlar sevgili mi? Saçmalama oğlum. Her dondurma alan sevgili mi oluyor? Biraz daha bekleyelim. Kesin yakalarız. Dondurmalar çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim Ali. Parkta oynayalım. Yürü. Gel Ali. Bak burada bir sürü oyuncak var. Hadi buradaki oyuncaklarla oynayalım. Tamam Zeynep. Sen oynamaya başla. Ben birazdan yanına geleceğim. Tamam mı? Tamam Ali. Nereye gidiyorsun? Boş ver ya, hemen geleceğim ben, sen burada bekle sadece. Of ya of, Zeynep'i çok seviyorum. Ona olan aşkımı itiraf etmem lazım ama çok korkuyorum. Ya o beni sevmiyorsa o zaman ne yapacağım? Aman ne olursa olsun şuradan biraz çiçek toplayayım, sonra da gidip ona aşkımı itiraf edeceğim yani. Korkunun ecele faydası yok. Eğer o beni sevmiyorsa ben de çeker giderim yani, ne yapayım? Zeynep, geliyorum geliyorum. Bekle Zeynep, seninle bir şey konuşmamız lazım. Bir şey mi konuşacağız? Ne konuşacağız ki Ali? Zeynep, sana söylemem gereken çok önemli bir şey var ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Söyle Ali, korkma, dinliyorum seni. Tamam Zeynep, ama bana kızma olur mu? Saçmalama Ali, neden kızayım sana? Ne söyleyeceksin söyle hadi, merak ettim. Zeynep, ben ilk günden beri seni çok seviyorum. Aşık oldum sana resmen yani. Ne? Bana aşık mı oldun? Ama nasıl? Basbayağı Zeynep. O karlı günde sokakta yürürken seni ilk gördüğümde melek sanmıştım yani. Çok güzel görünüyordun. Bense bir sokak çocuğuydum. O zaman sana hislerimi söyleyememiştim. Ali, gerçekten mi? Bunlar doğru mu? Evet doğru. Sen çok iyi birisin ve ben sana aşık oldum. Ne olur sen de bana aşık olmuş ol. Ali Bu çiçeği senin için toplamıştım. Al işte burada çiçek. Ama Ali nasıl olacak? Yoksa sen beni sevmiyor musun Zeynep? Hayır hayır, olamaz. Saçmalama Ali, ben de seni çok seviyorum. Ben de sana aşık oldum tabii ki. Ne, gerçekten mi? Oley be oley, yaşasın. Ama Ali, abimler öğrenirse çok...
Ya merak etme aşkım. Nereden öğrenecekler yani? Boş ver, sen öğrenmez onlar. Tamam Ali, o zaman gizli gizli sevgili olalım. Oğlum ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Bizim kız kardeşimize size çiçek mi veriyor? Ne yapıyor bu? Aynen oğlum, şuna bak ya, çiçek veriyor. Ulan ben seni ne yaparım şimdi? Oğlum ben dayanamıyorum, gideceğim dalacağım şimdi şu Ali'ye. Ulan Ali, ulan Ali. Oğlum yürü gidelim, mahvedelim şunları, yürü. Bizim kız kardeşimize kimse çiçek veremez. Ne oluyor lan burada? Ali, Zeynep, ne yapıyorsunuz siz? Eyvah abi. Eyvah polis abi, asker abi, açıklayabiliriz. Neyi açıklayacaksınız lan, neyi açıklayacaksınız? Oğlum gözlerimle gördüm. O elindeki çiçek ne lan senin? Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Abi dur, yanlış anladınız siz, yemin ederim. Oğlum ben anlayacağımı anladım lan, anlayacağımı anladım. Oğlum siz sevgili misiniz yoksa? İkinizi de söyleyeceğim şimdi babama. Hayır abi, ne olur söyleme babama, ne olur. Babama söyleyeyim de şu Ali'yi evden atsın en iyisi. Ulan utanmaz herif, seni sokaktan aldık lan, sokaktan aldık. Gelip kız kardeşimize mi yazılıyorsun? Hayır, yanlış anladınız siz bizi abi, gerçekten. Oğlum dua et sokaktan geldin, yoksa ağzını burnunu kırardım şimdi senin. Babama söyleyeceğim ikinizi de, bu Ali'yi de sokağa atacak şimdi. Hayır abi, ne olur söyleme, yalvarırım, biz birbirimizi seviyoruz. İşte itiraf ettiler oğlum, itiraf ettiler, döv ikisini de. Oğlum dua edin, biriniz kardeşimsiniz, biriniz de sokaktan geldiniz. Yoksa ikinizi birden döverdim burada, tamam mı? Abi bize istediğini yap ama ne olur babama söyleme, Ali'yi evden atmasın. Hayır oğlum, kaçarınız yok sizden. Babama söyleyeceğim ikinizi de, göreceksiniz lan siz. İkinizi birden kovacak evden. Ulan siz var ya lan. Abiler, Zeynep'in mi suçu yok? Hepsi benim suçum. Ben aşkımı itiraf ettim Zeynep'e. Evet, onu çok seviyorum. Ulan utanmaz herife bak, hala gözümün önünde seviyorum diyor. Şimdi ağzını burnunu kıracağım şimdi senin bak. Seviyorum işte, seviyorum. Ne yapayım? Ne olur Zeynep'i şikayet etmeyin. Gerekirse ben evden giderim. Oğlum sen zaten gideceksin. Evde kalabileceğini mi sanıyorsun lan sen ha? Abi ne kadar kötüsünüz. Benim mutlu olmamı istemiyor musunuz? Oğlum bizim kardeşimizin sevgilisi olamaz lan, anladın mı? Aynen öyle, bizim kardeşimizin sevgilisi olamaz. Ne olur yalvarırım Kerem komisere söylemeyin, bizi şikayet etmeyin, ne olur. Madem öyle sizi bir şartla söylemem babama, tamam mı? Evet abi söyleme, ne olur, neymiş şartın? İkiniz sevgili olmayacaksınız. İzin vermiyorum oğlum, anladınız mı? Eğer sizi bir daha sevgili olurken görürsem babama söylerim. Ama abi biz birbirimizi seviyoruz. Kes, bir de karşılık veriyor karşımda. Bana bak, sizi bir daha böyle görürsem hemen babama söylerim. Babam da Ali'yi evden atar, tamam mı? Of abi ya, of. Siz ikiniz kararınızı verin. Ya ayrılırsınız ya da babama söylerim, ona göre. Yürü gidelim bebek polis, yürü yürü. Ali biz artık Zeynep dur, ağlama, beni de ağlatacaksın. Lütfen ağlama Zeynep. Nasıl ağlamayayım Ali, nasıl ağlamayayım? Ayrılmak zorunda kaldım. Keşke en başından söylemeseydim. Hepsi benim suçum Zeynep, hepsi benim suçum. Hayır Ali, senin hiçbir suçun yok. Senin tek suçun beni aşık. Keşke hiç bu çiçekleri toplamasaydım. Sana aşkımı itiraf etmeseydim. Şimdi ikimiz de üzüleceğiz. Umarım babana söylemezler. Bana ne be, söylerlerse söylesinler. Ben senden ayrılmayacağım işte. Ama Zeynep, abini duydun. Ayrılmazsak babana şikayet edecek ve beni evden kovarlar. O zaman onlar söylemeden biz söyleyelim babama. Belki kızmaz bize. Doğru söylüyorsun Zeynep. Güzel fikir. Onlardan önce biz söylersek çok kızmaz belki. Evet evet, hadi gidip söyleyelim. Babam şimdi karakolda der. Çok iyi geldi aklına ya. Hadi gidelim söyleyelim. Sonra abinler söylese bile bir şey olmaz yani. Babacığım, babacığım, kolay gelsin. Vay 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 çocuklar, babanızı ziyarete mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Babacığım, sana bir şey söylemeye geldik. Ne, bir şey mi söyleyeceksiniz? Söyleyin çocuklar, dinliyorum sizi. Babacığım, biz Ali ile birbirimizi seviyoruz. Aşık olduk. Ne? Kızım sen neler saçmalıyorsun ya? Allah Allah, sizin yaşınız kaç, başınız kaç? Babacığım ne alakası var yaşla? Birbirimizi seviyoruz işte. Evet Kerem abi, ne olur kızma bize. Birbirimizi seviyoruz. Çocuklar böyle şeyler babaya söylenir mi yani? Seviyorsanız kendi aranızda sevin. Allah Allah. Ama babacığım, abilerim çok kızıyor bize. Babama söylerim diyor. Siz hiç merak etmeyin. Onlar bir şey yapamazlar ya. Allah Allah, olur mu öyle şey? Siz kendini aranızda seviyorsanız sevin yani. Tamam.
Evet Kerem amca, seni çok seviyorum. Kızına çok iyi bakacağım, merak etme. Tamam çocuklar, hadi bakalım. Oh be Zeynep aşkım, gördün mü? Söyledik kurtulduk. Şimdi rahat rahat sevgili olabiliriz. Hı? Oğlum ne oluyor lan burada? Ben size ayrılacaksınız demedim mi? Hala burada el ele tutuşuyorsunuz. Şimdi gidip söyleyeceğim babama. Abi kime söylersen söyle. Hadi bay bay. Demek öyle. Şimdi siz gidip babama söyleyeyim de görün sizi. Velet der, sizi göreceksiniz. Baba baba. Baba baba, bu Zeynep'le Ali var ya, sevgili olmuşlar. O Ali'yi evden gönder çabuk, tamam mı? Gönder onu. Ya bebek asker, oğlum sen ne saçmalıyorsun? Allah Allah ya, oldularsa oldular, ne yapayım yani, işim var, hadi giden. Nasıl?